Radyo Tiyatrosu. Usta. 28. Bölüm. Yazan Zeynep Aktar. Yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar: Sinan Mustafa Oral, Hasan Ahmet Cihat Sancar, Rıza Ahmet Fadıl, Usta Mehmet Ömer Karaaslan, Çırak Mehmet Fatih Özkul, Kanuni Erol Eren, Mermer Ustası Tarkan Koç, Kadı Timur Çayır. Ustada önceki bölüm. Suyun kenarına gelince bir şeyler oldu hayvana. Hayvana yazıktır be ya. Baksana bir şeyden ürkmüş. Her yerde çamur olmuş. Hayvanı bağlayayım da şu testiyi doldurayım. Ustam da su bekler. Avluda kuyu yok muydu? Ağam, en iyisi ben gideyim. Şu huysuzu da götüreyim. Baksana ayaklarının üstünde duramaz. Yalpalanır durur. Bana versen testiyi. Ben doldurur getiririm. Zahmet olacak ağam. Oo, ağırmış be ya. Gidelim bakalım Mehmet Usta'ya. Taze su içsin de kendine gelsin. Allah, vay anam, gitti burnum. Mehmet, Mehmet, hani yürüyemez zaten. Hünkârımız geçen gün beni çağırdı. Bir cami yaptırmak istediğini beyan etti. Bu pek âlâ bir haber. Maşallah, padişahın gözündeki değerin giderek artmakta. Âlâ bir haber de bu öyle her vakitki gibi bir cami olmamalı. Birkaç bina resmeyledim, lakin onlar da istediğim gibi olmadı. Yaktıkların onlar mıydı? Nerede, ocakta mı? Yok be Hasan, daha o kadar değil. Bak, sana suretlerin bir kısmını göstereyim. Bu büyüklükte mi düşündün camiyi? Niye öyle şaşırarak sual ettin? Bu küçük bile. Muhteşem olarak nam salmış bir hünkâra bu ihtişam az bile. Bu iş için çok fazla işçiye ihtiyaç var. Bir o kadar da ustaya. Yerini bir belirleyebilseydik, gerisi de hallolur inşallah. Der saadette ne kadar usta varsa toplarız bu iş için. Hem çok ustaya, işçiye gerek var dersin, hem de yalnız der saadeti düşünürsün bu iş için. Bütün Anadolu, bütün Balkanlar, ne kadar tanınan bilinen usta var, hepsini buraya toplayacağız Hasan Ağa. O vakit burada durduğumuz kabahat. Hünkârın eli kulağında dersin. O seni çağırmadan şu arsa işini halleder. Lafı fazla uzatmayacağım. Yeni bir cami inşaatına başlayacağız. Çok şükür Allah'ım. Hayırdır Çırak Mehmet? Bunu dememi mi beklerdin yoksa? Mimarbaşım, uzun vakittir bir yapı görürüm rüyamda. Lakin puslu, silik bir yapı. Ne olduğunu pek anlayamamıştım. Bu camiye işaret olsa gerek. Ondan bu habere sevindim. Puslu yapı cami mi oldu be ya? Tövbe tövbe, çarpılacaksın. Yok ustam, rüya puslu, cami değil. Dinlemeyecekseniz kalkıp gideyim. Affet mimarbaşım, haddimi aştım. Bu cami hünkârımız adına yapılacak. Ona layık, onun ihtişamını gösterecek bir yapı olması gerek. Bunun için de bu yapıya uygun bir mevki lazım bize. Muhitini doğru seçmek lazımdır. Doğru dersin Rıza Usta. Zemini kuvvetli bir yer bulmak gerek. İhtişamı, büyüklüğü taşıyacak bir zemin. Birkaç günlük bir vaktimiz var. Araziyi bulup bir an evvel başlayalım. Sen merak etmeyesin be mimarbaşım. Allah'ın izniyle bulacağız araziyi. Der saadetin en nadide yerine bina edeceğiz hünkârın camisini. Buranın zemini pek sağlama benzemez Hasan. Baksana toprağına. Buralar der saadetin en sağlam, kuvvetli yeri diye bilinir. Kaç gündür dolaşıp gezeriz. Burası en müsait yer. Yok Hasan, yok. Burası olmaz. O vakit Arastan'ın bitimindeki araziye bir baksak Sinan'a. Orası olabilir. Mekan da müsait. Fakat surların dışında olması... Bunu kabul etmeyebilir hünkârımız. Yine de bir sual etmek gerek. O mevki gayet iyi. Hiçbir yer içime sinmedi Hasan. Baktığımız yerler camiye uygun değil. Daha bakmadığımız yerler var. Gidip gezelim bakalım. Hem Mehmet Usta ile Rıza Usta da gezmiştir bugün. Bir yerler bulmuşlardır. Rıza'nın gözleri düzeldi mi acep? Bilmem ki, nasıl bir arıysa artık. Yüzü gözü şişmişti en son. Önünü göremezken biz de arazi gezmesini istedik ondan. Yerinde durmaz ki ağam, hep gezer. Hiçbir şey yapmasa bile çenesi durmaz. Bir başladı mı hiç susmadan 3 gün lakırdı eder herhalde. Neyse Hasan, adamın dedikodusunu yapmayalım şimdi. Yüzüne de söyler dururum zaten. Bilir böyle düşündüğümü. Olsun Hasan, biz yine de söylemesek iyi olur. Öyle dediğime bakma Sinan ağa. Rıza ustayı 2 gün görmesem gözlerim arar.
Saf temiz yürekli biri. Laf ustalardan açılmışken Mehmet nasıl? Çırak olan? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Başta çok yadırgamıştım. Bu çocuktan adam olmaz demiştim kendi kendime. Hiç olur mu öyle? Acele etmişsin karar vermede. Doğru dedin. Görür görmez karar verilmezmiş. Mehmet ustayı geçecek yakında. Ne iş verilse yapar maşallah. Allah Mehmet ustadan razı olsun. O bu kadar alakadar olmasa bu kadar tez vakitte öğrenemezdi işleri. Orası öyle. Lakin çırak Mehmet de çok hevesliydi çalışmaya. Yakında ustalığa geçer. Garip bir çocuktur. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Yanına gidip konuştuğum vakitler dün gibi aklımda. Çalıştığı, çabaladığı öğrendi. Bundan böyle ustalığa gelmek onun da hakkı. Okuma yazma da öğrenmişlerler. Öğrendi, öğrendi. Neyse Hasan, Mehmet usta ikindiye doğru gelecekti. Bir de ondan ahval alalım. Bakalım o nereleri gezmiş, nerelerden malumat toplamış. Gidelim Sinan ağa, gidelim. Telaşlanma, elbet bulunacaktır. Koca şehirde inşa yapılacak yerin bulunmaması olacak iş mi? Orası hiç belli olmaz. Rıza usta, al iç. Kendine gelirsin biraz. Sıcak be ya. Sağ olasın Mehmet. Evladım Allah razı olsun. Geldiler geldiler. Allah'ım, mimar başının karşısına bir doğru düzgün çıkamadım. Elimde şerbetler. Hoş geldiniz mimar başım. Hasan ağam. Hoş bulduk Mehmet usta. Senden hayırlı haberler almaya geldik. De hele ne yaptınız? Mimar başım, dün baktığımız yerlerden sonra pek ilerleyemedik. Rıza usta ile birkaç yer baktık. Ölçümleri bizim camiye uyar. Lakin... Lakin ne Mehmet usta? Lafı ağzında geveleyip durma. Günlerdir ayağımızı değdirmediğimiz yer kalmadı. Toprak kil mimar başım. Bunun gibi 4 arazi daha var derya manzaralı. Dersaadet'in ender yerlerinden. Lakin zemini bataklık. Bunu toprağa bakıp görebiliyoruz. Bu hiç olmadı Mehmet usta. Ben sizden daha iyi haberler beklerdim. Mimar başım, çok iyi dersin ama velakin acele edersin. Bulacağız ama eman olmaz be ya. Rıza usta, bu cami hünkârın olduğu kadar bizim için de çok mühim. Sizinle kaç bina inşa ettik, hiç bu kadar zorlanmadık bilirsin. Yerini bir bulabilseydik gerisi gelecekti de... Birkaç yer bulduk mimar başım. Onları söyleyiverelim be ya hünkârımıza. Zaten yarın sultanımızla divan toplantısına katılacağım. Orada bu ahvali söyleyeceğim ona. Muhtemelen o da bu durumdan pek hoşnut kalmayacak. Mimar başım, Mahmut usta ile Bekir yer tayini yapamamış mı? Onların baktığı muhitler bizimkinden daha iyiydi. Onlarla daha bir araya gelemedik. Akşam vakti camiye gidince onları da görürüm. Lakin onlarda da iyi haber yok herhal. Yoksa gelir söylerlerdi. Mahmut ustayı sabah gördüm. Hiç de öyle konuşmadı. Sanki araziyi bulmuş gibilerdi. Bana pek bir şey söylemediler. Sizinle görüşmek isterlerdi. Hatta ben sizin yanınıza geldiler sanırım. Usta ben açıp geleyim. Avlunun kapısını açık bırak, kapama. Demek Mahmut usta arazilerin yerlerini söylemez. Niye söylemezlerse sanki ne edeceğiz onlardan habersiz? İnşaya mı başlayacağız? Neyin telaşı bu? Allah Allah. Ben de anlamadım. Lakin üstlerine de varmadım. Ama bu vakte dek sizi görmemiş olmaları garip. Belki de geldiler de beni bulamadılar. Hayırlısı bakalım. Mimar başım, kusura kalmayın lafınızı bölüyorum. Lakin mermer ustası geldi. Sizde akik taşı bulunur mu diye sual eder. Akik taşı mı? Onun bizde ne işi olsun ki? Ben de öyle dedim ama. İçeri buyur etsene. Peki usta. Hoş geldin usta. Mimar başım. Korkma korkma, adam yemeyiz. Estağfurullah mimar başım. Ben birden görünce şaşırdım sadece. Hayırdır, bu akik taşı da nereden çıktı? Bedene sıhhat verirmiş diye işittim. Ben de Mehmet ustada vardır diye almaya geldim. İyi de mübarek, taş ustasıyız diye bütün taşlar bulunur diye bir şey mi var? Akik ne gezer bizde? Yontulmamış kayaları sual edersen onlardan çokça var. Alayı alma be usta. Ben de bilirim taş yonttuğunu. Onunla bir alaka kurmadım zaten. Belki yanınızda taşırsınız diye sual ettim. Yoksa taş niyetini onu dağlardan çıkardığınızı ben de bilirim. Ne bileyim öyle sual edersin ki. Sanki burası akik taşının bulunduğu yermiş. Benim sualim yanlış oldu. Kusura kalma. Hayırdır ustam, bir hastalığın mı var? Bedene sıhhat verirmiş dedin de bir sıkıntın yok inşallah. Yok mimar başım, çok şükür iyiyim de.
Arada sırada yüreğimin tam ortasına bıçak gibi bir ağrı saplanır. Uzun müddet geçmez. İşte bu akik taşının bu ağrılara iyi geldiğini söylediler. Aman usta, sen bize lazımsın. Kendine iyi bakasın. Sağlığına, sıhhatine dikkat edesin. Mehmet usta, Rıza usta, geç olmadan çıkayım. Mimarbaşı arazinin bulunamadığına çok üzülür. Biz de elimizden geleni yaparız. Lakin onun istediği gibi bir yer bulamadık. Allah'ın izniyle bulacağız. Hünkârımız acele eder. Mimarbaşının da tek işi bu değil. Allah yardımcısı olsun. Bugünlerde iyice yoruldu. Bulunacak Hasan Bey ya. Bulunacak da Rıza usta, bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Kaç gündür ayak basmadığımız arazi kalmadı neredeyse. Hiçbiri cami yapımına müsait değil. Ya zemin sert taşlarla dolu ya da bataklık. Zeminin olurunu bulsan bu defa da yapılan hesaplara uygun olmuyor. Bulunacak da zor olacak. Rıza usta, gözlerinin şişliği inmiş ha. İndi be Hasan, hiç geldiğin yoktur. İyice yollarımız ayrıldı seninle. Yok be Rıza usta, niye ayrılsın? Şu cami inşası bir başlasın yine beraberiz. Üzülme sen. Ne üzülecekmişim be ya. Sen yoksan Mehmetler var. Allah razı olsun onlardan. Rıza usta, dedin diyeceğini yine vallahi. Siz münakaşaya başlamadan en iyisi mi biz araziyi dolaşmaya çıkalım? Güneşin batmasına daha var. Şu yakınlardaki yerlere gidelim. Mehmet, evladım. Buralar sana emanet. Peki usta. Siz gidin. Ben akşam namazından sonra mimarbaşının yanına gideceğim. Ondan evvel de uğramam gereken birkaç yer var. Bak yine yalnız bırakır gidersin beni. Ne işin var mimarbaşıyla? Az evvel onunla beraber gelmedin mi buraya? Çocukluğun tuttu yine Rıza usta. Devam eden inşalarla alakalı sual etmem gereken mevzular var. Tamam Hasan'a, sen ona bakma. Kolay gelsin sana. Sağ ol Mehmet, sağ ol. Sana da kolay gelsin. Evet mimarbaşı, söz sırası sende. De bakalım, cami inşasına ne vakit başlıyoruz? Hünkârım, cami inşası için araziyi tam olarak kesinleştiremedik. Gezdiğimiz dolaştığımız arazilerden hiçbiri cami inşası için uygun değil. Siz ki cihan padişahısınız, bulduğumuz herhangi bir yere de camiyi yapmak istemeyiz. Bu ne demek oluyor mimarbaşı? O aklınızda hiç mi yer yok? Ben bunu size söyleyeli kaç vakit oldu? Koca ders adette o kadar boş yer varken nasıl olur da cami inşasına yer bulunmaz? Hünkârım, dediğim gibi yer var, lakin camiye uygun araziyi henüz tespit edemedik. Lakin aklımızda birkaç yer var. Size sual edip ona göre inşaya başlamaya karar verdik. Bunu baştan söylesene mimarbaşı. Ne diye sinirlendirirsin? Af buyurun hünkârım. Ben sadece durumdan haberdar etmek istemiştim sizi. Lafı uzatma da söyle bakalım. Hangi araziler var zihninde? Hünkârım, boş arazi fazla. Lakin zemini sağlam bir yer bulmak çok zor. Caminin ihtişamlı olması ve Ayasofya gibi bir yapıyla boy ölçüşecek büyüklükte olması sebebiyle at meydanına yapılmasını düşünmekteyim. At meydanı olabilir. Lakin at meydanını nereye taşıyacağız? Hünkârım, sur dışında bir yerlere de taşıyabiliriz. Ders adet büyüdü, gelişti. Bu mevzuda bir sıkıntınız olmasın. Olmaz mimarbaşı. Orada cami inşasını başlatamayız. Af buyurun hünkârım. Ne haddime, lakin sebebini sual edebilir miyim? Çünkü İbrahim Paşa konağına çok yakın bir yer orası. Onun inşasıyla aynı yerde bir yapı inşasının, hele ki senelerdir yaptırmak istediğim caminin olmasını istemem doğrusu. Anladım hünkârım. İbrahim Paşa konağıyla aynı yerde. Olacak iş değil. Surların dışında bir yer olmasın mimarbaşı. Sur dışı benim için başka diyar demek. Cami yapılacaksa surların içinde bir yerlerde olmalı. Zihinlerinizi sur içindeki araziler için çalıştırın. Hünkârım, aslında sur içinde bir yer var. Lakin dini açıdan sıkıntı olur mu bilemiyorum. Söyle mimarbaşı. Kadı efendi bu işler için burada. Değil mi kadı efendi? Elbette hünkârım. Hünkârım, sur içinde bir Rum mezarlığı var, bilirsiniz. Orayı... Aklından dahi geçirme orayı mimarbaşı. Hiç uygun düşer mi? Hem de bir cami inşası yapmak. Başka milletler bize aynısını yapsa ne düşünürsünüz? Hiç içiniz yanmaz mı? Yanlış mı düşünüyorum Kadı Efendi? Sen söyle. Doğru düşünmektesiniz hünkârım.
Lakin kemiklerini bir başka yere aktarmakta bir beis yoktur. Olmaz Kadı Efendi. Topraklarımızda yaşayan Rumlar ne der? Herkese adil davranmak gerek. Haklısınız hünkârım. Mimarbaşı, bu işin ehemmiyetini bilmektesin. Nice vakittir bir cami yaptırmak isterdim. Şimdi gücüm kuvvetim yerinde çok şükür. Sen de yaptığın o kadar inşa ile bu işteki gücünü, bilgini, tecrübeni gösterdin. Bu araziyi de bulacağına eminim. Lakin biraz hızlı davransan iyi olur. Her geçen gün ömürden bilirsin. Caminin bittiğini de bu gözlerle görmek isterim. Allah korusun hünkârım. Göreceksiniz elbette. Kim o? Hasan benim, aç. Mimarbaşım. Selamun aleyküm Hasan. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar Sinan'a. Buyur gel. Hasan, bugün divanda dün akşam bize geldiğinde söylediğim yerlerle alakalı karar kılınamadı. Hünkâr sinirli. Bir an evvel bu arazi işini halletmemiz gerekiyor. Bu mevzuda bana yardım etmen gerekiyor. Gözden kaçırdığımız bir yerler olmalı. Sinan'a gel otur bir soluklan. İyice telaş yapmışsın sen. Bunun adı telaş yapmak değil Hasan. Uygun bir arazi bulmakta hiç bu kadar zorlanmamıştım. Niye zorlanmadın? Çünkü bu hünkâr için yapılacak. Yaptıkların için de en iyisi olsun istiyorsun. Sıkıntı bundan değil mi? Bundan tabii de. Anlattığım rüya var ya hani. Şu karanlıkta yokuş çıkarken abdest alıp yola devam ettiğin rüya mı? Evet Hasan. Yine aynı rüyayı görmeye başladım. Yukarı ulaşmaya çok az kala uyanmaktayım. Her gün aynı şey olur mu? Hayırdır inşallah. Vardır bunda da bir hikmet. Sen gönlünü ferah tut. Yatağını yapalım da burada yat sen. Rahatsızlık vermeyeyim sana şimdi. O ne biçim laf öyle? Bizim güvenebileceğimiz birbirimizden başka kimimiz var şu dünyada? Sen burayı kendi evin bil. Yarın ola, hayır ola. Sinan'a. Uyandım Hasan. Gel şöyle. Ben de iki rekat namaz kıldım sabah namazından evvel. Allah kabul etsin. Sağ ol Hasan. Allah'ım sana şükürler olsun. Maşallah Sinan'a. Seni iyi gördüm bugün. Uyuyabildin mi? Uyudum mu, uyuyamadım mı pek anlayamadım. Gözümü her kapadığımda ders adeti bir baştan öbür başa dolaşıp durdum. Ölçtüm, hesapladım, hesapları kayda geçirdim. Beni de bu düşünce sardı. Caminin nereye inşa edileceğini düşündüm yatmaya gittiğimden beri. Ondan uyku tutmadı. Kalkıp bir yanına geleyim dedim. Lakin bir ara uyur uyanık bir şeyler gördüm. Seni, hünkârı, bizim çırak Mehmet'i. Rüya mı gördün? Nasıl bir rüya bu? Koca bir arazi üzerindeyiz. Etrafta küller var. Deryanın görüldüğü bir arazi burası. Yüksekçe bir yer. Sen de varsın dedim ya. Sen yokuştan bir yerden çıkıp önümüze geliyorsun ama bizi görmüyorsun. Hemen hünkârın arkasında duruyorsun. Senin arkanda da biz varız. Biri bize dönmüş ama kim olduğunu önümüzdeki kalabalıktan bir türlü göremiyorum. Ama hünkâra bir şeyler anlattığını anladım. Hünkâr mutlu, sen de öylesin. Yüzünü göremesem de hareketlerinden bunu anlayabildim. Ya da rüyadaki hissiyat bilemem. Lakin o etraftaki küller neyin nesi doğrusu anlayamadım. O küller yanan. Hayırdır inşallah. Sabah sabah bu da kim? Şu diğer taraftan kim oldukları az çok belli olur. Odanın penceresinden bir bakıp geleyim. Bakma Hasan, bu vakitte gelen hayırdandır. Sabah oldu baksana. Endişelenmene gerek yok. Gidip bakalım. Kim o? Hasan ağam, saraydan geldim. Adım Recep. Hünkârımızın muhafızıyım. Hayırdır inşallah. Buyur kardeş, hayırdır. Sabah sabah sen de rüyanda bizi mi gördün? Ağam, Sinan mimarbaşının burada olduğunu söylediler. Buradayım. Hayra mı geldin, şerre mi? Onu de hele. Hünkârımız size emretti mimarbaşım. O vakitte mi? Evet mimarbaşım. Zaten gece boyu uyumadı herhal. Anladım. Biraz beklesen olur mu? Sabah ezanı okundu. Namazımı kılıp geleyim. Beklerim mimarbaşım. Gel dışarıda bekleme, içeri gir. O kadar yoldan geldin, az otur dinlen. Hem sıcak çorba da var. Çorbayı ne vakit yaptın? Bizim her vakit çorbamız vardır Sinan ağa. İyi o vakit, size afiyet olsun. Namaz kılıp geleyim. Sen de bir şeyler yiyip öyle git. Yok Hasan, aç değilim ben. Sen bilirsin, benden söylemesi.
Gel Recep, gel. Gel otur. Sağ ol ağam. Çorbanı da getiririm şimdi. Allah razı olsun. Mehmet evladım, namazını kıldıysan yola çıkalım. Kıldım usta, kıldım. Hemen çıkalım yoksa Rıza usta kapıya dayanır birazdan. Atları çıkarayım dışarıya. Bugün epeyce işimiz var. Arazi yerini halletmeden bize rahat, huzur yok. Bugün tüm ders adeti dolaşacağız desene usta. İnşallah evladım, inşallah. Hepsini olmasa da bir kısmını bugün, bir kısmını da yarın dolaşacağız. Yoksa güç yeter mi koca şehir? Diğer ustalar da dolaşır usta. Belki onlar bulurlar. İnşallah Mehmet evladım. Onlar ya da biz hiç fark etmez. Birimiz bulalım da yerini. Rıza usta olmasın bu gelen? Of, gelen oysa bir ton laf eder şimdi. Rıza, biz de tam evden çıkacaktık ki geldin. Buraya dek niye yoruldun? Geceden geldim ben buraya Mehmet usta. Oo Rıza usta, hoş gelmişsin. Geceden mi geldim dedin? He ya, doğru işittin. Geceden geldim. Hayırdır Rıza? Gideceğimiz yolun üzerinde büyük bir çınar ağacı vardır ya hani. O ağacın dibinde oturdum, bekledim. Sonra bir ara uyumuşum. Orada otların üstünde. Oh, mışıl mışıl. Gece gece oraya gideceğine buraya geleydim bari. Evde uyuyamadım zaten, bir türlü uyku tutmadı. Neyse, orada beklerken baktım sizin geleceğiniz yoktur. Ben gideyim de en azından karnımı doyurayım dedim. İyi yaptın da biz de yola çıkmak üzereydik. Yolda seninle yeriz bir şeyler diye düşünmüştük. Baksana, azığımızı bile hazır ettik. Senin sevdiğin yağlı pekmezli ekmek de var usta. Oo, ben dayanamam, şimdiden yesek ne olur? O vakte de kim bekleyecek? Siz gelmediniz, ben geldim işte. Olmaz Rıza usta, çok geç kalırız. Daha çok işimiz var. Şimdi çıkalım da yeriz biraz ilerledikten sonra. Benim suçum değildir ki, sizin suçunuz. Siz geç kaldınız, gelmediniz vaktinde. Tamam tamam, hadi al iki parça, yolda yersin. Şu torbanın içinden çıkar al. Ben de bizim atı çıkaracaktım. Alıp geleyim, hadi Mehmet sen de gel artık. Ya usta, yolda yürürken ekmek yenir mi hiç? Dökülür, saçılır, günahımız az gibi. Bir de ayaklar altına mı alalım nimeti? Sen yemeye başla Rıza usta. Bizim atı dışarı çıkarana dek vakit olur sana. Oo, bekle. Güzelmiş tabi. Nimet dökülecek diye laf edersin. Ağzındayken de hiç durmadan lakırdı edersin. Ne diyeyim Mehmet usta, bu pekmezli ekmeğe hiç dayanamam. Aman boğulacaksın, yavaş yavaş. Yanındaki testide su var. Tamam tamam, içerim ben, siz işinize bakın. Usta, eksik bir şey kaldı mı? Tek eksiğimiz Rıza. Heh, o da geldi. Ben sana geçen demedim mi be ya? Nedir bu hayvanın nallarının hali? Fevzi'ye götürmediniz değil mi gene? Onun nallarında hiçbir şey yok Rıza. Daha yeni yaptırdı. Yazık ettiniz be hayvana. Söylenme de, yürü hadi. Güneş doğmak üzere, baksana. Aydınlandı her yer. Bir an evvel varacağımız yerleri gidip görelim. Taşına toprağına bir bakalım da mimar başımıza güzel bir haber verelim bugün. Sinan Ağa, gel. Gel, gel. Hünkârım. Çekinme, gel otur şöyle. Sana söyleyeceğim çok mühim bir mevzu var. Emriniz başım üstüne hünkârım. Siz ne buyurursanız bizler layıkıyla yapmaya çalışırız. Seni bu vakitte yerinden kaldırıp getirttim. Hünkârım, her şeyin en iyisini bilirler. Neyse, meseleyi uzatmayacağım. Arazi işi ne oldu, bulundu mu uygun bir yer? Hünkârım... Ben de sizinle bu mevzuyu konuşacaktım. Ondan evvel ben seni bir yere götüreyim. Gel, seninle kısa bir yolculuk yapacağız. Peki hünkârım. Bak mimarbaşı, burayı hatırlamışsındır. Daha çok olmadı. Yakın bir vakitte eski saray vardı burada. Evet hünkârım, biliyorum. Bilirsin, bura hakkında efsaneler çoktur. Hazreti Süleyman'ın eşine burada bir saray yaptırdığını bile söyleyenler var. Doğru dediniz hünkârım. Lakin bu mevzularda kadılar hemfikir değiller. Sadece bir efsane. Rivayet dedim zaten. Ama tamamen uydurulmuş bir şey diyebilir miyiz, orasını bilemem. Biz asıl meselemize gelelim. Caminin tam da buraya inşa edilmesini istiyoruz. Buraya mı? Buraya. Tam üstünde bulunduğumuz araziye. Beli hünkârım. Bak mimarbaşı, kubbeyi şuraya oturtacaksın. Kapısı tam burada olacak. Tam burada. Ne bir adım ileri ne de geri. Minareler 6 tane olsun. Yok, 4 müydü? Şerefeleri...
Nasıl unuturum dilimin ucunda? Üzerinden ne kadar vakit geçti ki? Hünkârım, izin verirseniz ben devam edeyim. Minareler 4 tane olacak. Minber tam şurada. Mihrap burada. Etrafında imarethaneler olacak. Kubbenin biri tam olacak ve bu tam kubbeyi 2 yarım kubbe destekleyecek. Sen bunları nereden bilirsin? Benim diyeceğim ama aklıma gelmeyen şeyleri teker teker saydın. Yoksa rüyadan haberli misin? Hünkârım. Evet, haberliyim. Çünkü o rüyada ben de vardım. Sen de mi? Nasıl olur? Anlayamadım. Bu iş için zihnini, bedenini yoran herkese Allah'ın inayeti yetişti hünkârım. Allah'ın hikmetine bak mimarbaşı. Bu gürültü de nesi sabahın bu vaktinde? Hünkârım, bu gelenler bizim ustalar. Onlar da kaç vakittir cami için yer bakarlar. Âlâ. Bu iş için herkes heyecanlı desene mimarbaşı. Öyle hünkârım. Lakin onların araziyi bulduğumuzdan haberleri yoktu. Müsaade ederseniz ben gidip haber vereyim. Zannederim ki bu mevkide bir yerlere bakmaya geldiler onlar da. Müsaade senin mimarbaşı. Müjdeyi ver onlara da. Yer bulunduysa hemen başlarız o vakit inşaya, değil mi mimarbaşım? Başlarız tabii. İyi de mimarbaşım, oranın zemini sağlam mıdır ki? Sağlamdır Rıza Usta. Hem sağlam değilse bile sağlamlaştıracağız. Bunun için ne lazımsa yapacağız. Anladım be ya. Hemen işe koyulmalıyız. Mimarbaşı, bu arazi çok dar ve sivri değil mi? Külliye için yeterli olmaz. Dediğin gibi geniş bir düzlüğe ihtiyacımız olacak. Evvel taraçalama yapacağız Mehmet Usta. Mimarbaşım, Hasan Ağa'nın haberi var mı? Yok, daha haber veremedik ona. İlk sizin haberiniz oldu işte. Ona müjdeyi ben vereyim mi mimarbaşım? Olur. Hatta söyle hemen gelsin. Bugün başlayalım taraçalama çalışmalarına. Duvarları örelim. Bir an evvel araziyi düzeltip temel kazmaya başlayalım. Tez elden haber verelim ustalara, çıraklara, yardım edebilecek herkese. Ben emrimde olanlara haber veririm. Birkaç güne tellal dolaşır zaten. Başlayalım be ya. Buraya denk gelmişken başlayalım. Hem bugün mübarek gün. Ben şurada 2 rekat namaz kılayım da dua ettikten sonra ilk kazmayı vuralım. Peki mimarbaşım. Mimarbaşım, ben Hasan Ağa'ma gideyim müsaadenizle. Onu da alır gelirim. Hadi bir an evvel git de gel. Çok şükür taraçalama işleri bitti be ya. Temele de başlandı be ya. Oo, çok şükür. Çalışan herkes de memnun halinde. Niye memnun olmasınlar ki Rıza Usta? Ne bileyim, su için çalışırken kimse bu kadar gayretli değildir sanki. O vakitte gayretliydi tüm çalışanlar. Birkaç kişiye bakıp da herkesin günahını almış. Tamam öyle olsun. Temeli kazdık, ilk taşı kim koyacak acaba be ya? Hünkâr mı? Hünkâr koyar ya da mimarbaşı herhalde. Baksana be ya, her taraflar hazırlandı. Biraz sonra gelirler. Ustam gelsenize. Mimarbaşım sizi bekler. Bir an evvel gelsinler dedi. Geldik evladım, geldik. Lafa tuttu beni. Gene ben suçlu oldum be ya. Hadi gidelim. Hadi çok konuşma da yürü be ya. Rıza Usta'dan iyi konuştun usta. Alaya aldınız beni iyice. Olur mu Rıza Usta, seni sevdiğimden söyledim. Tamam hadi gidelim. Hünkârım, temel kazma çalışmaları tamamlandı. Hatimler yapıldı, kurbanlar kesildi. Artık ilk taşı koymanın vakti geldi. Çok şükür mimarbaşı. İlk taşı yerleştirelim tabii. Hünkârım, taşımız hazır. Biraz büyükçe olduğu için sizinle beraber ustalar temele indirecek. Ebu Suud Efendi, bir dua et de öyle koyalım ilk taşı yerine. Emriniz başım üstüne sultanım. Ya Rabbi, bu caminin inşasını katında mübarek eyle. Çalışanlara güç kuvvet ver Rabbim. İnşanın hayırlısıyla bitmesini nasip eyle. Amin. Hadi efendi, ilk taşı sen koy yerine. Senin duanla ilk taşı koymuş olalım. Hünkârım, bu büyük bir lütuf. İnşallah camide namaz kıldığımız günleri de görürüz. Belki bu koyduğum bir tane taştan bana da sevap gelip ben de nasiplenirim.
Allah razı olsun hünkârım. Allah hayırlı etsin. Yorulduk iyice. Biraz dinlenelim. Güneş de bugün kızdırdıkça kızdırdı. Mehmet, su var mı evladım? Var ağam, var. Bize su yetiştir. Yandık bittik bugün. Yetiştim usta. Ne tez yoruldun be Hasan. Senin de iç kuvvetin yok imiş. Sen çalış Rıza usta. Ben biraz dinleneceğim. Bu uzunluktaki temeli kazıp tamamlamışız. Daha kuvvetin yokmuş dersin. Hepsini bugün mü yaptın? Hem baksana dünya alem insan doldu. Arıl arıl çalışırlar. Of Rıza usta. Adamı hasta edersin sen vallahi. Ustam suyu getirdim. Allah razı olsun. Su gibi aziz olasın. Rıza ustana ver de içsin biraz. Başına güneş geçmiş bugün. Benim suyum vardır. İçtim az evvel. Hiç de bize demezsin Rıza usta. Güneşin alnında susuzluktan kurudum ben. Ben nereden bileyim be ya? Sual ettin mi suyun var mıdır diye? Tam Mehmet'e bağırdın. Buraları dek yordun. Yok ustam, yorulmadım. Sağ olasın. Sen işine gitme be. Kolay gelsin usta size. Ahsan be ya. Sana bir sual edeceğim. O kadar laf et. Sonra da sana sual edeceğim de. Huyunu bilmesem yüzüne bakman da... Söyle hele. Ahsan işte uyum gurusun. Sen de bana o kadar laf ettin. Ama ben sana kızmam be ya. Benim anlamadığım bu temeli niye bu kadar derin yaptık? Bu temeli harcadığımız bu kadar taşla bir cami biterdi. Mimarbaşı en başında anlattı ya havali. Bu camiye çok ehemmiyet verir. Asırlar sonra da ayakta sapasağlam kalması için temelini neredeyse bir minare boyunda kazdırdı. Hadi onu anladım diyelim. Bu vakte dek böyle temel görmedim. Hepsi aynı boyda olmadı. Uzun olan yerler, kısa olan yerler karma karışık bir şey oldu. Bilirsiniz Rıza usta. Ders adette sıkça zelzele olur. Bu caminin de bu ahvalden etkilenmemesi için zemini farklı bir şekilde inşa edildi. Temelin bu şekilde olmasının sebebi de budur. Sen bunları nereden öğrendin? Tabii mimarbaşı sana anlattı değil mi? Ya Rıza usta, herkese burada söyledi ya. Niye tek bana söylesin? Bak böyle şeyler söylersen aramız bozulur. Tamam tamam, ben işitmemişim. O ara namaza gitmiştim demek. Ben Bekir ustalara yardıma gideyim. Buranın işi bitti. Onların köşe kalmış sadece. Sen bana kızdın, ondan gidersin. Sabrımı zorlarsın ha. Burada kalırsam kanlı bıçakla ayrılacağız buradan. Şimdi gideyim. Hem akşam oldu baksana. Yarın cuma inşaya namazdan sonra devam ederiz. Sonrasında da mimarbaşı bizi toplar ve ne yapmamız gerektiğini anlatır. Niye toplasın ki? Temeli yarına dek bitiririz. Duvarların nasıl yapılacağını anlatmak için toplar. Bak, sakın o ara bir yere gideyim deme. Sonra işitmedim diye velvele ediyorsun. Sana kolay gelsin. Hadi, hayırlı akşamlar. Hem kızdım der, hem de sorduğum suallere karşılık verir. Mehmet evladım, uyumamışsın hala. Gel ustam, bir şeyler okuyordum ben de. Sabah okuduğum cüz yarım kalmıştı, onu bitirdim. Şimdi de Fihim Afih'ten bir fasıl okuyordum. Maşallah Mehmet, maşallah. Hayırdır usta? Hoş geldin de gözlerim bir şey yarar sanki. Tesbihimi cebimde bulamadım da. Acaba burada mı düşürmüşüm diye meraklandım. Sabah bekleyemedim. Çıranı da yanık görünce geldim. Bilmem ki usta. Şuralara bir bakalım. Minderin altına falan düşmüştür belki. Tam da burada oturmuştum ama etrafta pek görünmüyor. Sabah etraflıca bir bakarız. Ne de olsa gece çıranın ışığının yetişmediği yerler var. Hem meraklanma. Bugün bir yerlerde düşürmediysen buradadır. Dünden evvel geldiğinde elinde şurada çektiğini görmüştüm. Hey ya, orada elimdeydi. Lakin bugün de elimdeydi diye hatırladım. Neyse, elbet buluruz. Usta, bulunmazsa ben sana yeni bir tane alırım. Hem de kehribar taşından. Bunu dert etme. Derdim tesbih değil evladım. O tesbih bana Halep'teki ustamdan yadigardı. Ondandır bu kadar telaşım. Nasırlı ellerinden hiç düşürmezdi. Ona da ustası vermiş. Ne kadar yorgun olsa da her gün ustasına bir tesbih dolusu Fatiha okurdu. Bir gün bize tesbihini içimizden birine vereceğini söyledi. O vakitler gençlik tabii. Deliler gibi çalıştık. Lakin ustamız tesbihini kimseye vermedi. Unuttu sandık. Ustam unutmamış mı? Gün geldi, ustamız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Dualar edildi. Herkes, her şey ustamı terk etti gitti. Mezarı başında bir ben, bir de İmam Efendi kaldık. Mezarı başına oturdum. Ah ah, yaşım kaç olursa olsun, ustandan ayrılmak zordur. Öksüz gibi hissedersin kendini. Kolun bacağın kırılmış gibi olur. Neyse, lafı uzatmayayım. İmam Efendi yanıma yaklaştı. Adın Mehmet mi dedi? Benim buyur İmam Efendi, bir şey mi diyeceksin dedim.
Hiçbir şey söylemeden elime bir kese tutuşturdu. İçinde ustamın kehribar tesbihi. Vay usta, bu tesbihin sendeki değerini şimdi anladım. Bulunur inşallah. Sabah arar tarar buluruz. Neyse, sen okumana devam et evladım. Sesli oku da ben de dinleyeyim. Baştan alayım, o vakit yarıda kalmıştı. Kaldığın yerden devam et. Bizim nasibimize düşen de bu olsun. Dert daima insana yol gösterir. Dünyadaki her iş için bir insanın içinde ona karşı bir aşk, bir heves ve dert olmazsa insan o işi yapamaz. Ve o iş dertsiz, zahmetsiz olarak ona müyesser olmaz. Ne güzel demiş Mevlana. Çok doğru. Yaptığın işe dört elle sarılacaksın. Onun ızdırabını içinde hissedeceksin. Yoksa yaptığın iş sana kendini göstermez. Zaten devamında da şöyle yazılmış. İster dünya, ister ahiret. İster ticaret, ister ilim. İster daha başka işlerde olsun, bu böyledir. Karşılığını da ancak öyle alırsın, çalışarak, çabalayarak. Tevekkül etmeyi de bileceksin tabii. Devamını da oku bakalım. Mesela Meryem de doğum olmadıkça o baht ağacına gitmedi. Kur'an'da doğurma sancısı onu bir hurma ağacının kütüğüne dayanmaya sevk etti buyurulduğu gibi onu o dert ağaca götürdü. Ve kuru ağaç meyve verir bir hale geldi. Vücut da Meryem gibidir. Her birimizin İsa'sı vardır. Biz de eğer o dert oluşursa İsa'mız doğar. Eğer dert olmazsa İsa da geldiği gizli yoldan tekrar kendi aslına döner. Biz de böylece ondan faydalanmaktan mahrum kalırız. Bitti ustam. Başka bir mevzuya geçmiş. Bunu da yarın okurum artık. Maşallah evladım, okuman gayet iyi. Kendi kendine çalışıp öğrendin tez vakitte. Allah senden ve mimar başından razı olsun ustam. Siz elimden tutmasaydınız bugünlere gelemezdim. Çok şükür Rabbime ki beni sizlerle karşılaştırdı. Hadi uyu artık, geç oldu. Daha sabah uyanıp tesbihimi arayacağız. Hem de sabaha cuma, mimarbaşı gelir. Tamam usta, hemen uyurum şimdi. Ustam. Buyur. Allah sana uzun ömürler versin. Ustam, buralara düşürmüş olabilirsin. Dün yaptığımız duvarın etrafına iyice bakalım. Baktım, oralarda yoktur. Hem düşse bile toprağa karışmış. Hayırdır ustalar, ne edersiniz böyle? Yere eşeleyip durursunuz tavuk gibi. Tesbihimi kaybettim de Hasan'a, ona bakarım buralarda mı diye. Ne yaptın sen usta? Buralarda düşürdüysen ondan umudunu kes artık. Caminin temeline harç olmuştur. Biz gene de arayalım, bulunmazsa da ne edeyim artık. Elden bir şey gelmez. Mimarbaşı da geldi galiba. Sesler yükselmeye başladı. Biz de kalabalığa doğru gitsek iyi olur. Hadi gidelim Mehmet, daha arama. Eğer toprağa karışmadıysa er ya da geç bulur bizi. Gördüğüm kadarıyla temel hallolmuş. Uzun bir vakittir bu işle uğraşırdık. Uğraşırız uğraşmasına da neyi nasıl yapacağımızı hiç bilmeyiz be mimarbaşım. Nasıl bilmezsiniz? Her şeyi her an mütalaa edip konuşmadık mı? Mimarbaşım, Rıza Usta şunu demek ister aslında. Bu cami bizim senelerdir yapa geldiğimiz usullerden çok farklı inşa ediliyor. En başta temeli çok farklı oldu. Bu yaptıklarımız bildiğimiz şeyler değil. Siz de gelip anlatıyorsunuz lakin bazen sıkıntılar olabiliyor. Neyse ki buraya dek pek bir şey olmadı. Böyle olması gerekiyordu. Yoksa sizden sakladığımız bir şey yok. İçinizde bir tereddüt olmasın bu mevzuda. Her adımı sağlam atıyoruz. Mimarbaşım, camiyi yerin altına inşa ediyoruz sanki. Yeryüzüne yeni çıktık. Lakin yerin altında da caminin diğer yarısı var. Caminin sağlamlığı için böyle olması gerekmekte Mehmet Usta. Dediğim gibi içiniz rahat olsun. Siz bir eksiklik, bir sıkıntı olursa haber edin yeter. Zaten ben buralardayım devamlı. Peki mimarbaşım, duvarları ne vakit inşaya başlayacağız? Nasıl yapacağız? Onlarda da bir değişiklik olacak mı? Onun için daha vakit var Mehmet Usta. Şimdilik aceleye gerek yok. Daha yeni bitti temeli, az durun. Ama mimarbaşım, çalışanlara rehavet çökmeden başlasak iyi olmaz mı? Olur da temelin biraz kendine gelmesi lazım. Toprak biraz dinlensin başlayacağız. Hem acele işe şeytan karışır. İnşaya başlanılacağı vakit size haber edeceğim, endişelenmeyin. Burada bırakacak mıyız? Size haber edene dek hiçbir yerine dokunmayın inşanın. Mehmet Usta, siz taşları söylediğim gibi yontun. İstediğiniz kadar çalışan alabilirsiniz yanınıza. Çok taşa ihtiyacımız olacak. Tamam mimarbaşım. Cumanız mübarek olsun. İnşaata başlayana dek iyice dinlenin. Buraya epey bir muhafız bırakacağım.
Ayrıca Hasan, sen her gün gelip inşanın etrafına iyice bak. Çökme filan olursa çaresine bakacağız. Olur mimarbaşım. Mimarbaşım, müsaade ederseniz size bir şey sual edeceğim. Et bakalım. Siz bir yere mi gideceksiniz? Bunu da nereden çıkardın? Bilmem. Bana öyle geldi galiba. Kusurumu bağışlayın mimarbaşım. Hadi herkes işine dönsün. Mehmet Usta, sen benimle gel. Şu duvarları birlikte bir gözden geçirelim. Kolay gelsin Mehmet Usta. Usta hoş geldin. Nerelerdesin? Haklısın usta, gelemedim. Temel atıldığı gün, hani Ebu Suud Efendi'nin dua ettiği gün var ya, o gün buradaydım. Aylar geçti onun üzerinde. Oo, o kadar vakit mi geçti Mehmet Usta? Daha dün gibi sanki. Usta sen o vakitten beri neyle meşgul oldun? Vakti de unutmuşsun. Mimarbaşının istediği değişik mermerler vardı. Lakin bende mevcut değildi. Onları istedik geldi. Neyse. Sonra da bunları işledik mimarbaşının istediği gibi. Neredeyse her gün gelip bizi tetkik etti. Mimarbaşı mı her gün geldi? He ya o. Şimdi de bitirdik. Ne gelen var ne de giden. Merak eyledim, gelip bir bakayım dedim. İyi yapmışsın da mimarbaşı uzun bir vakittir ortada yoktur. Nereye gitti, ne vakit gelir? Ben beklerim gelene kadar. Yanlış anladın. Uzun vakittir derken epey uzun bir vakittir ortada yoktur. Nereye gitti, kiminle gitti, ne vakit gelir kimseler bilmez. Başına bir iş gelmiş olmasın? Alim Allah, koca mimarbaşı, çekemeyen çoktur. Allah korusun, biz de meraklanmaya başladık. Lakin mimarbaşı işini bilir. Öyledir usta, öyledir. Onun yaptığı her işin bir izahı vardır. Boşuna iş yapmaz mimarbaşı. Öyledir de usta, hünkâr bir şey demez mi bu duruma? Hünkârı kendine bıraksalar belki bir şey demeyecek. Lakin etrafındakiler rahat durmaz ki. Mimarbaşının bu camiyi yapmayı bırakıp kaçtığını söyleyenler bile... Desene laflar almış başını gitmiş de benim bir şeyden haberim yokmuş. İyi ki de yokmuş. Boşuna başını ağrırdı. Her gün bir yığın insan gelir buraya sırf merakta. Bundan sonra ne yapılacak diye sual edip giderler. Siz hiç mi merak etmediniz? Zaten bir benim çıraklı Hasan bu mevzuda mimarbaşının yanındayız. Yoksa diğer ustalar mimarbaşının bir daha gelmeyeceğini söyler dururlar. Yakın bir vakitte gelir inşallah. Gelecek, endişen olmasın. Lakin gelince de divanda sıkı bir suale tabi tutulacaktır. Siz anlatsanıza hünkârı mimarbaşının geleceğini söylesenize. Bize bir şey demedi ki mimarbaşı. Ağzından çıkan tek laf ben başlayın demeden duvar yapımına başlanmasın oldu. Biz de onun ağzından çıkan lafa sadık olmak için bekler dururuz. Bekleriz lakin dersen ki şimdi nerede ne yapar onu ben de bilmiyorum. Nasıl bu kadar emin olmaktasın geleceğini anlayabilmiş diyelim. Kimseye bir şey demeden çekip gitmiş. En azından... Birinize söyleseydi. Merak edeceğinizi hiç mi düşünmemiş? Bizim ona itimadımız tam. Sen benim sözüme inan. Biraz bekle. Öyle bir laf edersin ki Mehmet Usta. Hiç belli olmaz. Yarın bir gün cenazesi gelir ya da kurda kuşa yem olur da... ...gittiği yerlerde vicdan azabından yaşayamazsınız. Birilerini gönderseniz de haber almaya çalışsalar, iz sürseler... ...bu kadar vakittir. Adamdan ses seda yok. Beni de tedirgin ettin bak şimdi. Birkaç gün daha bekleyelim. Gelmezse hünkâra söyler, birilerini göndermesini isteriz. Şimdi gideyim ben. Aman beni habersiz bırakmayasınız Mehmet Usta. Tamam ustam, sen merak etme. Hadi güle güle, işin rast gelsin. Yoruldun mu Mehmet Usta? Yoruldum be ustam, ne yalan söyleyeyim. Hiç oturma yerine. İçeride ıhlamur kaynattım da. Getir de az içelim. Usta onu ne vakit yaptın? Yaptık işte bir ara. Uyandık uyanalı beraber değil miyiz? Aynı anda birden fazla işi yapman lazım. Yoksa usta olamazsın. O vakit ben biraz zor olurum. Hadi hadi çok konuşma da içeriden getir şu çayı. Az dinleneyim de ustam, getiririm. Yoruldum iyice. Senin de maşallahın var. Getir de öyle dinlenirsin. Getiririm usta şimdi. Sen de az dinlen. Tamam, sen dinlen. Yok ustam, kalktım. Ben alıp geleyim. Hem iki parça ekmek de alırım kilerde. Usta sen otur, olur mu öyle şey? Ben varken. İşte böyle hemen kalktım bak. Bu genç yaşta yorulmak da neymiş? Ben senin yaşındayken çıkıp inmediğim dağ tepe kalmazdı. Usta nerede ekmek bulamadım? Kapının arkasında asılıdır. İyice bak etrafa. Gözünün önündedir. Tamam usta tamam. Buldun mu? Tamam usta, getirdim. Aman dikkat et, önüne önüne. Allah. Mecnun musun evladım? Gözünün önüne bakmaz mısın? Allah Allah. Bir şey oldu mu, iyi misin? İyiyim, iyiyim de ıhlamur. Artık kuru ekmek yiyeceğiz. Mühim değil. Usta zaten ekmeğin yanında ıhlamur içilir mi? Sinirlendirme beni.
Mühim değil dedim ya, pişman etme. Yok usta yok. Aman sen sinirlenme. Ben yeniden kaynatırım ıhlamuru. Allah, daha lüzumu yok. Ayran vardı şu ağacın dibindeki testide. Onu getir de içelim. Dökmeyesin de. Usta senin diline de düşmeye gör. Ne varmış dilimde bakayım? Ya usta. Kolay gelsin Mehmet usta. Kışa hazırlık mı? Erken başlamışsın. Gel Hasan ağa, gel gel. Durma öyle kapı eşiğinde. Kapınızı açık gördüm, bir selam edeyim dedim. Aleykümselam da içeri girsene. Ayran içecektik biz de birazdan. Bizim Mehmet getirebilirse tabii. Getirdim usta. Sapa sağlam hem de. Hayırdır Mehmet ustalar? Ne oldu? Aranızda lakırtı edersiniz lakin anlayamadım. Ya mühim bir şey değil. Takılırım işte. Birbirinize yoldaş olmuşsunuz. Pekala. Olduk olduk çok şükür. Arada laf etsem de ondan başka kimsem yok bu dünyada. Otur şöyle sana. İçeri buyur ettik ya. Ayakta kaldın sen de. Ağam buyur ayran. Çok lezzetli. Sağ olasın Mehmet. Buyur ustam. En köpüklü yeri senin. Kıskandım vallahi şimdi. Sana da bir çırak bulma vakti geldi Hasan ağa. Neferliği kökten bıraktın ne de olsa. Vallahi her gazaya gidişlerinde çağıracaklar diye korkarım. Lakin çağırsalar giderim ya koşa koşa da neyse. Hayırlısı, yine de nefer sayılırım. Hayırlısı olsun bakalım. Elinden her iş gelir işte. Yok ustam mübalağa etme. Hem nefer olup hem de böyle işlerde çalışan kaç kişi var senin gibi? Elhamdülillah. Hakikaten güzelmiş ayran. Geçmişlerinize rahmet. Afiyet olsun ağam. İnşaata bakmaya mı gidersin? He ya, ona bakmaya giderim. Bu mimarbaşı nerede kaldı? Bir iki ay neyse de sene dolacak, ortada yok. Etrafta dedikodular çıkmaya başladı. Mimarbaşının gelmeyeceğini söyleyenler bile var. Kış da yaklaştı. Bir an evvel gelse iyi olacak. Şimdi nerelerde acep? Kesin yine bir yerlerde yapı inşa etmekte. Buradaki yapı dururken başka yerdekini inşa etmek doğru mu ağam? Hem de inşa hünkârın inşasıyken. Umursamamak olmaz mı bunun adı? Mimarbaşının böyle alıp başını giderek ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Mimarbaşıyla alakalı tereddütüm yok. Lakin yine de insanın aklına her şey geliyor. Sana da bir şey demedi değil mi Hasan? Yok usta, siz ne bilirseniz ben de onu bilirim. Başka bildiğim bir şey yok. İnşallah bir an evvel gelir, yoksa burada işler karışacak gibi. Allah. Şimdiden binayı yapmak isteyenler çıkmış. Nasıl yani? Bizim ustalardan mı? Ne ya, onlardan. Hünkâra mı gitmişler? Vay. Bu mimarbaşı gelmez, işi yarım bırakıp kaçtı gitti diyenler birleşip hünkâra gitmişler. Böyle bir şey yapmak. Ne günlere kaldık? Hünkâr ne demiş peki? Kabul etmiş mi? Kabul etmemiş de aklına düşürmüşler. Neyse, ben gidip temellere bir bakayım, tetkik edeyim az. Sıkıntılı yerler var mı bir gözden geçireyim. İnşallah başına bir iş gelmemiştir mimarbaşının. Ustam, müsaaden olursa ben de gitsem Hasan ağamla. Odunları kaldırsak iyiydi, yarın gitsen. Zaten her gün gider Hasan ağa inşaaya. Gelsin Mehmet usta, gidip gelince beraber taşırız. Ben de size yardım ederim. Peki madem, gelsin bakalım. Sağ ol usta. Dönünce bütün odunları taşırım, sen oturursun. Sen bir git gel de ayakta duracak takatin olursa taşırsın. Hadi Mehmet, oyalanmayalım daha fazla. Akşam ettik iyice. Gidelim ağam. Heh, şuraya. Yanaştır. Dur 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 dur. Dur. Ucundan tutayım ben de. Tamam. Şimdi bırak. Oy ağam. Ne ağır bir taştı bu böyle. Mehmet, baksana şuraya. Şu köşede sıkıntı var. Yer yer çöküntü oluşmuş duvarda. Duvarları hemen yapmaya başlasak iyi olmaz mı? Biraz daha bekleyelim. O vakit iyice çökmez mi ustam? Şimdiden başlasak birkaç güne anca tamamlarız. Acele etmeyelim. Sen daha iyi bilirsin ağam. Estağfurullah Mehmet. Taşların yerine oturması bir hayli vakit alacak gibi. Mimarbaşı burada olsa da yapıyı inşa etmezdi zaten. Allah onu düşmanlarından korusun. Hayırlısıyla bir gelsin de bekleriz. İnşallah inşallah. Ha bu arada aklıma gelmişken bir ara buralarda tesbih arardınız. Buldunuz mu? Bulamadık ağam. Ustam için değerli bir tesbihti. Lakin yer yarıldı, içine girdi sanki. İnşaatta düşürdüyse zor bulunur. Ne bileyim ağam. Her gün elinde tuttuğu tesbih birden kayboldu. Bu da takdiri ilahi. Nasip de varsa gelir bulur tekrar beni diyor zaten ustam. Evvelde çok dert etti kendine de. Sonra kısmet artık deyip kapattı mevzuyu. İyi o vakit. Biz de kapatalım. Evet ağam, kapatalım. Ağam, Yusuf ağa ne eder buralardan gitti gideli? Göremedik onu. Arada sırada haber alırım. Nasıl, iyi miymiş sağlığı? Sıhhati yerinde mi? Yerinde yerinde maşallah var. Özletti kendini. Bir gelse de görsek. Daha gelemez buralara. Bahara biz gidelim yanına. Vallahi yok demem. Lakin ustam ne der bu duruma? Ustan da bir şey demez. Hem belki o da gelir. Çiftliğe gider, az etrafa bakar geliriz. Çok iyi olur ağam. Rıza ustayı da çağırırız, o da gelir. Onu götürmesek bile gelir.
nereye gidersiniz veya diyerekten önümüze çıkar. Alemsin Mehmet. Yalnız bahara dek mimarbaşı gelir herhal. Gelirse bir vakit bulur gideriz yine de. Kış da yaklaştı. Gelmezse ne edecek gittiği yerlerde? Evini barkını ardında koyup gitti. Yaptığı her şeyin bir sebebi vardır da inşallah başına bir iş gelmemiştir. İnşallah. Aman Allah korusun. Hadi gidelim Mehmet Usta. Bugünlük bu kadar yeter. Hünkârım, müsaade var mıdır? Gel Rüstem. Benim de sana suallerim olacaktı. Emriniz başım üstüne hünkârım. Çanakkale'den yola çıkan gemiler Boğaz'a geldi mi? Geldiler hünkârım. Peki son durum nedir? Hünkârım, birkaç gemide sıkıntı var. Onların yenilenmesi işleriyle uğraşılıyor. Çok uzun sürmesin Rüstem Paşa. Bu mevzuyla bizzat alakadar ol. Emriniz başım üstüne hünkârım. Şehir içi su sıkıntısı çeken bir yer kaldı mı? Bu mevzuyla ilgilendiniz mi? Tetkikler yapıldı hünkârım. Suyla alakalı bir sıkıntı yok. Peki divana kadar çıkan mesele neymiş? Hünkârım, halktan birkaç kişi sebirlerden akan suyla geceleri bahçesini sulamaktaymış. Fakat sadece gece sulamak yeterli olmadığından halkın sebirlerden akan suyu kullanmasını engellemek istemiş ve böyle bir yalan uydurmuş. Bu nasıl bir cürettir böyle? Kendini düşünüp tüm halkı susuz bırakmak. Bu kişilerin kim oldukları belli mi? Yok hünkârım, belli değil. Bu kişiler tez bulunup getirilsin. İşi gücü yalan dolan olup halkı kandıranlar cezasını çekmelidir. Emir buyurursunuz hünkârım. Hünkârım. Söyle Rüstem Paşa. Mısır valisinden bir name almıştık. Onu okumamı ister misiniz? Mühim bir mesele olabilir. Şimdilik biraz beklesin. Dersaadet'in sıkıntıları şu an için daha mühim. Onları bir halledelim, ona da bakarız. Beli hünkârım. Cami ne alemde Rüstem? Gidip bakabildin mi? Baharda başlanıldığı gibi duruyor hünkârım. Bildiğiniz gibi mimar başından hala bir haber yok. O olmayınca da işler yürümüyor. Koca kış geçti aradan, hala gelmedi. Mimar başıyla alakalı hiç de iyi şeyler söylemezler hünkârım. Bunayıp işi yarım bıraktığını diyenler bile var. Yok Rüstem, bugüne değin hangi işi yarım bıraktı mimar başı? Gelecektir de işte ne vakit gelecek onu bilemiyorum. Hünkârım, böyle birdenbire ortadan kaybolup aylarca haber alamamak insanın aklına her şey geliyor. Her şey ne Rüstem Paşa? Açık konuş biz de bilelim. Hünkârım bağışlayın. Lakin başka diyarlara gidip orada yapıları inşa ettiğini söyleyenler bir hayli fazla. Burada Cihan Padişahı varken başka yapılarının lafı olması kabul edilir cinsten değil. Bunların hesabı mimar başı gelince elbette sorulacaktır. Caminin temeli için her zamankinden neredeyse 3-4 kat fazla taş harcandı. Özel olarak getirilen taşların haddi hesabı yoktur. Lakin arazi hala bomboş. Görünürde hiçbir şey yoktur. Haklısın Rüstem Paşa. Bunun hesabının sorulma vakti geldi. Mimar başı için tez haber yollayın etrafa. Beyliklere, Balkanlara, Mısır'a, her tarafa. Tez bulunup getirilsin. Yoksa bu iş uzadıkça uzayacak. Ağam, Yusuf abisi görünce pek sevinecek. Sevinir ya, sevinmez mi hiç? Lazım olacak her şeyi aldın değil mi? Aldım ustam, aldım. Hazır gitmişken hanesinde kırık dökük yerlerinde tamir ederiz. Yusuf ağa da maşallah kaç yaşındadır ustam? Mimar başının ta çocukluğunu bilirmiş. Öyle ya, bir asırlık adam neredeyse. Allah uzun ömürler versin. Gidip el öpüp hayır duasını alalım. Onun gibi insan az kaldı dünyada. Aha, Rıza usta da geldi. Oo, hazır mısınız be ya? Hemen çıkalım yola. Hasan ağam daha gelmedi ağam. Onu bekleyelim. Hasan mı be? Niye gelmedi acaba? İnşaya bakmaya gitmiştir. Az bekleyelim, gelir birazdan. Bekleyelim o vakit. Ben de yorulmuştum, iyice az dinleneyim. Hayırdır Rıza? Sabahın bu vaktinde ne yorgunluğu? Hiç sorma be Mehmet. Duvar yapmaya gitmişsindir en fazla, ne olacak? Duvarda ne duvar? Allah. Kuyunun duvarı çökmüş, onu yapmaya hangi gittim. Hangi kuyuymuş bu? Bizden niye yardım istemedi? At pazarının yakınında olan. Duvar ustası değiliz lakin elimiz iş tutar hani. Ne bileyim Mehmet usta. Hemen bitirir gelirim diye düşünmüştüm lakin bitmedi. Neyse öyle böyle bitirmişsin. Bu Hasan da nerede kaldı ya? Öyle olacak hala yola çıkamadık. Biz yola çıkalım, o gelir arkamızdan be ya. Hiç öyle olur mu Rıza usta? Yolumuzun üstü bile değil ki gelip yetişsin. Hasan ağam geliyor ustam.
Lakin telaş içinde sanki. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Ne oldu acaba? Yüzü gözü de kıpkırmızı olmuş. Aç aç kapıyı. Geldi aç aç. Hasan ağam. Ne oldu Hasan? İyi misin? Hasan nefes nefese kalmışsın. Az soluklan. Mehmet evladım. Bir tas su getir de içsin Hasan ağam. Yok yok getirme sen. Hemen gidelim. Biz de seni beklerdik. Gidelim hadi. Yol uzun. Çiftliğe değil. Arsaya gidelim. İnşaatın olduğu yere. Hayırdır ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Yok ustam ne sıkıntısı? O vakit niye gideriz? Mimarbaşı geldi ustam. Mimarbaşı. Eh be Hasan öyle bir telaşla geldin ki gören de düşman askerleri kovaladı sanır seni. Bizim de yüreğimizi ağzımıza getirdik. Müjde vereyim dedim ama yanlış anladınız demek ki. Hasan sen ne biçim adamsın be ya? Ödümüzü kopardın. Yüzün gözün de kıpkırmızı olmuş. Biz nereden bilelim mimarbaşının geldiğini? Ne vakit gelmiş? Nereden aldın haberini? Bunca vakit nerelerdeymiş? O kadar ben de bilmiyorum valla. Konuşmadınız mı? Konuştuk da bunları konuşmadık. Sabah inşaata gittiğinde birinin namaz kıldığını gördüm. Başta kim olduğunu anlayamadığımdan yanına yanaşmadım. İn mi cin mi gece gece ne olur ne olmaz. Namaz kılarmış be ya ne zarar gelir böylesinden. Kimse kim? Öyle deme Rıza Usta. Nereden bileyim ben? Sonra ne oldu? Mimarbaşı olduğunu anlayınca koştum gittim. Hemen sarıldım. O da beni görünce ayrı bir sevindi. Hasan hemen haber sal gelsinler inşaata başlayacağız dedi. Ben de koştum geldim işte. Pek bir şey söylemedi yani mimarbaşı. Gelin demiş daha ne desin hadi gidelim hemen. Mehmet sen de şu heybeleri indir. Tamam usta indiririm hemen. İnşallah başka bir vakitte gideriz Yusuf Ağa'nın yanına. Hem mimarbaşı da gelir. Şimdi onsuz gitmek de pek iyi olmayacaktı. Tekrar başlayacağız desene inşaata. Niye bu kadar vakittir gelmemiş mimarbaşı be ya? Koca kış geçti. Ne abi ne bir şey. Sağ salim geldi ya Rıza Usta. Daha ne istersin? Çok şükür. Çok şükür geldi. Hadi yollanalım bir an evvel. Hasan oturdun kaldın hadi gidelim. Diğer ustalar yollanmıştır çoktan. Onlara sizden evvel haber vermiştim. Biz de gidelim bir an evvel. Geç kalmayalım. Mimarbaşını nasıl özledim? Bir şey demeyeceğini bilsem koşar boynuna sarılır ellerinden öperim. Hoş sarıl ellerinden öp. Ne diyecek? Olmaz Hasan ağam. Hem o bir şey demese bile diğer işçiler bir şey zanneder yanlış anlarlar. Hem özledim sarılmak isterim dersin hem de böyle dersin. Anlamak güç vallahi seni. Neyse bir gidelim de içinden nasıl geliyorsa öyle derler. Acep neredeydi mimarbaşı bunca vakittir? Geleceğini hepimiz bilirdik de işte boşuna telaş etmişiz. İnşaata başlayacağız sonunda çok şükür. Kim bilir mimarbaşı neler düşündü cami için bunca vakittir. Devasa bir cami olacağına adım gibi eminim. Asırlar sonrasına kalacak bir cami inşa edeceğiz mimarbaşıyla. Bizim de adımız alınır belki onunla beraber. Bizi kim hatırlasın be ya? Bunların hepsi hayaldir. Orası hiç belli olmaz Rıza Usta. Yalnız bildiğim tek bir şey var. O da bu cami ayakta kalıp başına bir şey gelmediği müddetçe bizim adımız bilinmese de dualardan biz de nasipleneceğiz. Bunca çalışanın hangisi akılda kalsın? Hangisinin adı bilinsin? Hele şimdi binlerce kişi çalışacak inşaatta. Benim adımın bilinmesine gerek yoktur. Biz ne dedik be ya? Hem ortada cami bile yoktur. Bakalım belki de mimarbaşı cami yapmaktan vazgeçmiştir. Ağzını hayra aç Rıza Usta. Ne vazgeçmesi? Hem vazgeçse gelir mi? Vazgeçmese bu kadar geç gelir miydi? Baksana. Neredeyse bir sene olacak. Geçen yılda aşağı yukarı bu vakitlerdi. Hayırlısı. İnşallah hayırlı haberler alırız. Az kaldı. Şu yokuşu da çıktık mı geldik sayılır. Uzaktan da sesler gelmeye başladı. Millet toplanmış demek ki. Bu yoldan gelmeyeydik iyiydi. Epey yokuşmuş burası. Nefesimiz kesildi. Telaştan bilemedim usta. Buradan inip gelmesi rahat oluyor da çıkması hakikaten zormuş. Geldik zaten ağam. İki adımlık yol kaldı. Ooo herkesler gelmiş. Bir hayli kalabalıklaşmış burası. Mimarbaşı nerede acaba? Ona benzer birini göremedim. Sen gördün mü Mehmet Usta? Şuradaki kalabalığa doğru gidelim belki oradadır. Baksana orada hareketli bir konuşma var. Şu tepe yerde olabilir mi usta? Baksana orada da insanlar var. Oraya doğru gidelim dilerseniz. Orada olacağını pek zannetmem. Biz ustanın dediği gibi şu kalabalığa doğru yaklaşalım. Görmezsek sual edelim nerede diye. Haydi gidelim be ya. Ne bekleriz burada daha? Gittikçe de kalabalıklaşır burası. İleriye doğru gidelim. Doğru dersin Rıza Usta.
Buraya dek geldik mimarbaşı geldi diye. Ortada kimse yok. Ustam, burada da yoktur. Baksanıza ne derler mimarbaşı ile alakalı. Öğreniriz şimdi nereye gitmiş. Hala, bilen yok mu mimarbaşı nerede? Sabah gelmiş buradaymış. Hiç mi gören olmadı? Ustam ben gördüm mimarbaşını. Hünkar emir ferman buyurmuş. Saraya kadar gitti. Bre mübarek, bilirsin de niye söylemezsin? Sabah beri herkes birbirine sual eder durur. Söyleyecektim de ağam, yeni işittim haberiniz olmadığını. Hünkar gelir gelmez niye çağırdı acı? Armağan verecektir belki de. Ne armağanı usta? Onca vakittir burada yoktu mimarbaşı. Bunun hesabını sormaya çağırmıştır hünkar. İnşallah kötü bir şey olmaz. Hünkar bu mevzuda çok hassastı. Dedikodular aldı başını yürüdü. Mimar başına beceriksiz diyenler. Hazineden alıp yedi diyenler. Hünkar yine iyi dayandı. Sen ne dersin? Mimar başıyla alakalı böyle şeyler söylemeye utanmaz mısın? Niye kızarsın usta? Ben demem ki. Herkesin ağzında bu laflar. Sen çeneni kapa da şöyle gözümün önünden uzağa git otur. Rıza usta tamam gel şuraya. Usta büyümüşsün diye laf etmem. Bak kötü olacak. Laflarına dikkat et. Tamam sakin ol. İşitmez misin Hasan ne der? Şimdi kavga dövüşün vakti değil. Siz olmasaydınız şunun hesabını görürdüm ya neyse. Hadi Rıza usta. Şu çınar ağacının altında oturalım orası boş. Baksana hadi Hasan. Birazdan gelir elbet mimarbaşı. Bekleyeceğiz başka yapacak bir şeyimiz yok şimdilik. Mimarbaşım. İçeri girebilirsiniz. Hünkar sizi bekler. Lakin benden söylemesi. Bugün çok kızgın. Hünkarımız mı? Hey ya. Başka kim olsun mimarbaşım? Sabahtan beri burnundan soluyor. Geleni geçeni azarladı. Aman mimarbaşım. Aman. Hünkarım beni arz etmişsiniz. Sinan Efendi. Sonunda teşrif ettiniz topraklarımıza. Hünkarım mı? Hiç hünkârım deme mimarbaşı, hiç. Seni huzura kabul etmemem gerekti. Lakin bu kadar vakit sonra birden çıkıp gelmen beni yaptıkların karşısında meraklandırdı. Bu vakte dek nerelerdeydin mimarbaşı? Hünkârım, ne deseniz haklısınız. Çünkü bu taraftan bakıldığında ne kadar haksız olduğumu görüyorum. Ne kadar haksız olduğunu mu? Bunda haklı bir taraf var mı mimarbaşı? Caminin temeline attın, hiçbir şeyi söylemeden her şeyi bırakıp kaçıp gittin. Ne demeliyim? Ne iyi ettin mimarbaşım mı demeliydim? Gidişin için sana minnetlerimi mi arz etmeliydim? Estağfurullah hünkârım. Ben sadece... Hakkında çıkan dedikoduların haddi hesabı yoktur. Tabii daha işitmemişsindir. Yazık ettin kendine mimarbaşı. Yazık ettin onca emeğe. Hünkârım bir müsaade etseniz... Sana güvenim sonsuzdu mimarbaşı. Bu şekilde davranarak güvenime halel getir. Hünkârım, izniniz olursa anlatmak isterim. Sizin güveninizi, halkın güvenini kaybetmek istemem. Lakin caminin inşaatı için gitmem gerekti. Yoksa kendim için ortadan kaybolmadım. Caminin inşaatı için gittim de ne demek mimarbaşı? Şu işi doğru düzgün anlat. Hünkârım, Ayasofya'yı bilirsiniz. Yapılışı asırlar evveline dayanır. Lakin hala ayakta sapasağlam. Bunun sebebi de temelinin kuvvetli olması. Çok şükür biz de güçlü kuvvetli asırlar sonrasına kalacak bir bina temeli yaptık. Hatta işçiler temelin uzunluğundan şikayet ettiler. Mimarbaşı camiyi yerin altına yapacak herhal deyip alaya alanlar bile oldu. Ama sebebi iyice düşünenler anladı ki bir yapının kavi olması temeline bağlıdır. Temeli sağlam olması için boyunu uzun yaptığını biliyoruz mimarbaşı. Lakin mesele bu değil. Hünkârım, temel yapıldıktan sonra yerine iyice oturması gerekiyordu. Göçükler olursa duvarlarda üzerine bina gelmeden bilinmeliydi bu durum. Bunun için de bayağı bir vakti ihtiyaç vardı. Temel daha sağlam olsun diye mi ortadan kayboldu? Evet hünkârım. Eğer burada olsaydım bu kadar uzun süre bekletmezdiniz. Bir şekilde bir iki ay sonra başlamak zorunda kalırdık inşaata. Ama aradan bir sene gibi bir vaktin geçmesi, yağışı karı görüp daha da sağlamlaşan bir temel olmasını sağladı. Peki durumu nedir inşaatın? Birkaç duvarda çökme var sultanım. Onları bugün yarın halledip hemen başlayacağız. Ayrıca hünkârım, temel bittikten sonra 4 ayrı sütun dikeceğiz. Ve bu 4 sütunu 4 ayrı yerden getirecekler. Mısır'dan istediğim sütun yola çıkmış. Az bir zaman sonra gelir buraya. Bu ne için mimarbaşı?
Yakın yerlerde sütun yok muydu ki ta Mısır'dan sütun getirttirirsin? Koca cihan padişahı için cihana layık bir cami inşa edeceğiz inşallah hünkârım. Bunun için de her taşın, her mermerin en iyisi kullanılmalı. Senin geldiğini işiten var mı? Var hünkârım. Bütün çalışanlara haber salıp gelmelerini istedim. Şimdi ya onlar da toplanmıştır. O vakit gidip bir an evvel başlayın şu inşaata. Ustam Rıza Usta nasıl sinirlendi öyle? Hiç böyle bir şey beklemiyordum doğrusu. Niye beklemezdin ki? O da mimarbaşının en iyi duvar ustası. Hem de en güvenli. Ne bileyim ustam. Mimarbaşı hakkında o kadar laf ederdi. Gelmedi diye şimdi de böyle deyince. Sen ona bakma öyle der. Lakin içindeki endişeden der bu. Yoksa aklına kötü bir şey gelmez Rıza Usta. Yanlış düşünmüşüm demek ki usta. Hadi yanına gidelim. Hasan'la lafa dalmışlar baksana. Mimarbaşı da gelmedi hala. Endişelenmemek elde değil doğrusu. Hele bir gelsin. Cihanın en iyi duvarını inşa edeceğim onun için. Şu gelen olmasın. Yanında muhafızlar da var. Oh çok şükür. Bu gelen o. Geldi sonunda. Hadi biz de kalabalığa doğru yanaşalım. Baksana toplanmaya başladılar. Hoş geldiniz mimarbaşım. Mimarbaşım hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Çok merak ettik mimarbaşım sizi. Başınıza bir şey geldi diye ödümüz koptu be ya. Sağ ol Rıza Usta. Merak edecek bir şey yok. Geldim işte çok şükür. Sağ salim döndünüz ya. Rabbime şükürler olsun. Hasan sana verdiğim vazifeyi itinayla yapmışsın. Bugün sabah da onu gördüm. Şimdi hiç vakit kaybetmeden nerede ne eksik var onları halledelim. Mimarbaşım biraz dinlenseydiniz. Yok usta hemen başlayalım. Epey bekledik zaten. Mimarbaşım sabah da söylediğim gibi iki yerde çökme var. Buralarda duvarlar esnemiş. Onun dışında her yer sapasağlam. Mimarbaşım dilerseniz ben yapabilirim. Yıkılan yerlere kadar duvarı söker sonra yeniden yaparız. Daha sağlam olur. Bu iş senin Rıza Usta. Yanına birkaç kişiyi al başla yapmaya. Mehmet Usta'yla yaparız mimarbaşım. Müsaade ederseniz. Tamam istediğin kişilerle çalışabilirsin Rıza Usta. Bir an evvel çöken yerleri tamir edip işimize devam edelim. Kalanlar da kesme taşları yakına doğru taşısın. Bir iki güne sütunlar gelecek. Onları getirmek için yağlı kazıklar yapılması gerek. Bu işte usta olanlara vazife verilsin. Hasan! Dülgerlere haber sal. İki güne sütunları taşıyabilecek kazıklar yapsınlar. Peki mimarbaşım. Mehmet usta, şu köşedeki taşı da çıkar yerinden. O sağlam görünüyor usta, yerinden hiç oynatmasak mı acaba? Yok usta, çıkar yerinden. O orada sıkıntı çıkarır. Burada usta sensin, sen ne dersen o olsun. Tamam, eline sağlık usta. O yerdeki şey ne öyle? Hangisi usta? Ne var yerde? Ayağının ucunda usta, önüne baksana. Bu benim tesbihim. Tesbih mi? Kuşağından mı düştü acaba? Yok usta ne kuşağı? Kaç vakittir ararım bu tesbihi. Demek ki duvardaki harca karışmış. Sen bu taşı yerinden çıkar diye ısrar etmeseydin yine bulamayacaktın. Benim için manevi değeri çok yüksek. Allah razı olsun. Usta müsaade var mıdır? Gel Mehmet gel. Taze ayranımız var içer misin? İçerim usta. Hiç içmem mi? Nasıl sıcak hava baksana. Yaz iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Bu havaların içeceği ayran. Bu sene geçen yıldan sıcak olacak diyorlar. Az sıcak olsun. Ne soğuk bir kışta öyle. Haklısın da usta. Sıcağın altında çalışmak da pek zor. Güneşten üstümüzdekiler sırılsıklam olmuştu geçen sene hatırlamaz mısın? Bu sene ondan beter olursa ne olur halimiz? Yaz olmuş ki sıcak olsun. Allah yardım eder bir şey olmaz. Olmadı çıralarımızı da alır gece çalışırız. Vallahi orasını bilmem de usta şimdiden gözüm korktu. Endişelenmeye gerek yok. Daha vaktimiz var. Ayran doldurup içsene içini ferahlatsın. Oh pek güzel. Ferahladım vallahi usta sağ olasın. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Vallahi usta
Hanemizi özledim iki günde, inanır mısın? Ne güzel açık hava, uyu işte. Bir yanda sıcak, öte yanda sinekler, rahat bırakmazlar ki adamı. Sabaha zor ederim valla. Hem bizi niye ayırdılar ki usta? Ben de seninle aynı çadırda bir köşeye kıvrılır uyurdum işte. Anasından ayrılmış çocuk gibi mızmızlanma hemen. Sanki çok uzaktasın. Baksana dağ taş insan oldu. Yer buldun da beğenmez misin? Yok usta, celallenme hemen. Sen de öyle laf edersin ki sanki ülkenin yarısı burada, her yer insan. Burada değil mi usta? Bence burada. Kaç bin kişi var acep, sayısı belli mi? Böyle giderse tez elden biter bu cami. Hiç bu kadar insan bir inşaatta çalışmamıştır bu vakte dek. İhtişamlı bir ibadethane olacak belli ki. Usta, asmışsın tesbihi. Artık yanında taşımaz mısın? İnşaat bitene kadar yanımda taşımamaya karar verdim. Gene kaybolur maybolur. İyi yapmışsın usta. Her gün elimi alır bakar, sonra da yerine asarım. Yarın sabah erkenden İskenderiye'den istenilen sütun gelecekmiş. Kaç kişi gitmek gerekir ki usta? Allah Allah, konudan konuya atlar durursun. 200-300 kişi gitmek gerekir. Koca sütunu getirmek kolay mı öyle? İnsan gücüyle nasıl gelecek aklım pek almaz ama yarın görürüz herhal. Kızaklar yapıldı ya getirirken kolay olsun diye. Gemiden karaya aldık mı iş bu kızaklara sürmekte olacak. Sonra çekip çekip kızağa bağlayacağız sütunu halatlarla. Uzunluğu ne kadar olur ki acep? Gelince göreceğiz. Bakalım kaç metreymiş. Mimarbaşı da her bir şeyi bilir ama kimseye söylemez. Ne ketum. Böyle dediğini işitmesin. Vallahi usta, sen demezsen nereden işitsin? Rıza usta işitse yemez içmez bunu yetiştirirdi. Arkasından konuşma adam. Rıza iyidir, iyi. Nasıl oldu acep? Gidip bakmadık bugün. Bu kadar işin arasında gitmek kolay değil buradan hanesine. Kötü oldu be usta. Öyle uslu durmazsa olacağı buydu. Ben ustayım sözümden çıkmayın diye laf üstüne laf saydı koca koca adamları. Sağlam duvarları bile söküp yeniden yapmaya başladık. Sonunda da böyle oldu işte. Tam da kalçadan kırılmış. Kolay kolay iyileşmez diyorlar. Yaşadığına şükretsin. Koca koca kayaların altından çıkardık. Yüzü gözü mosmordu. Verilmiş sadakası varmış. Ne ara oldu? Oysa hep yanımızdaydı. Tesbih bulunduğu vakit yanımızda değildin. İşte bu olay da bundan hemen sonra oldu. Allah razı olsun, sayesinde tesbihi bulduk. Lakin neyse, işte olan oldu. Allah şifasını versin. Bir an evvel iyileşir inşallah. Nasıl da heveslenmişti yarınki işe günler evvelinden. Nereden bilsin? Olanla ölene çare olmaz diye boşuna dememişler. Of be Rıza usta. Onsuz etraf pek sessiz. İyileşip ayağa kalkması bir hayli vakit alır. Kardeşi gelecekmiş, öyle dedi. Senin haberin var mı usta? Haberim var. Dün gittiğimde gelmemişti daha. Ancak haber etmişlerdir. Onca yol gelmesi birkaç günü alır. Mimarbaşı sağ olsun yanına birini göndermiş de yemeğini yapar yedirirdi. Yalnızlık zor iş. Allah yardımcısı olsun. İnşaat olduğundan biz de sık sık gidip bakamayız. Yalnızlık zor ya. Boşuna mı derim ben evlendirelim seni diye? Ya usta, yine mi aynı mevzu? Dönüp dolaşıp nasıl da buraya geldik anlamış değilim. Allah getirdi işte. Yalnızlık zor oğul. Sen şimdi bunca debdebenin içinde pek anlamazsın. Lakin yaşın geçip de tek kalınca yalnızlığın içinde boğulursun. Hiçbir şey olmaz usta. Hem sen boğuldun mu? Bu işler bitince geri dönüp giderim belki de. Bu ne demek usta şimdi? Evli misin sen? İlla ki beni konuşturacaksın. Halep'ten buraya seneler evvel mimarbaşıyla geldim. Bunları bilirsin. Ve orada da bir ailem vardı tabii. Bir vakitler vardı yani. İyi de usta, arkanda senin yolunu gözleyenler varmış. Nasıl bu kadar uzun süre kalabildin burada? Çok sık da gitmezsin o diyarlara. Lafımın hepsini dinlemedin ki. Arkamda bekleyen yok. Nasıl yani? Vallahi bir şey anlamadım usta. Bekleyen bir mezar taşı var ardımda. Onu da senede bir görmeye giderim işte. Öldü mü? Takdiri ilahi. Yoksa bırakıp gelmek kolay mı öyle ardındakileri? Hasta falan mıydı usta? Amansız bir hastalığa yakalandı. Ne oldu, nasıl oldu anlayamadık. Birden göçüp gitti bu dünyadan. Mekanı cennet olsun. Usta vallahi ne hayatın var senin de. Bunca senedir yanındayım, bir şeyinden haberim yok. Ne kadar şey yaşamışsın böyle. Neyse, bizim hayatımız da böyle işte. Benim kadar yaşarsan senin de anlatacak çok hikayen olur. Hadi çadırına git de uyu artık. Baksana çıt çıkmaz oldu dışarıda. Vakit gece yarısını çoktan geçti. Sabah namazını topluca burada kılıp öyle gidecekmişiz. Hadi bakalım, yarın ola hayrola. İnanır mısın usta, bu gece hiç uykum gelmez. Yarın limanda uyursun artık, mimarbaşının kucağında. Ağzını hayra aç usta. Kötü bir şey demedim ki ağzını hayra aç dersin. Yarın milletin gözü önünde uyumaktan daha kötü ne olabilir ki usta? Allah korusun. Ben uyumaya giderim. Hayırlı geceler. Bu çocuk hiç büyümeyecek. Hadi oyalanma, hayırlı geceler.
Mimarbaşım, bu halatlar yetecek mi? Yeter yeter. Ne kadar büyük bir sütun. Çekmesi de bir hayli zor olacak. Düşündüğün kadar zor olmayacak, endişelenme. Kızaklara bir alsaydık gerisi kolaydı da. Yaparız Allah'ın izniyle. Bir sıkıntı olmaz inşallah. Dedelerimiz gemileri karada yürütmüş. Biz bunu mu yapamayacağız? Doğru dedin. Başlayalım o vakit. Ey ahali, beni dinleyin. Beklediğimiz sütun çok şükür geldi. Bunu çekmek için bu elimizdeki halatları kullanacağız. Lakin çok dikkatli olmamız gerek. Ne olursa olsun sütunun alt tarafına geçmek yok. Evvelinde yanlardan halatlarla kızaklara süreceğiz. Sonra da teker teker kızaklara yerleştirip inşaata götüreceğiz. Başta da dediğim gibi dikkat edesiniz. Kimsenin başına bir sıkıntı gelsin istemeyiz. Şimdi halatın etrafına gelmek isteyenler dizilsin. Kalanlar kızakların başına geçsin. Ben senin yanında durayım. Ben de burada dursam olur mu ya? Olur tabii, niye olmasın? Selamun aleyküm Hasan Ağa. Aleyküm selam Mehmet Usta. Ben de diğer tarafta durayım. Bu kadar adamla yere koymadan götürürüz biz bunu. O değil de senin sırtına versek götürür gibisin. Keşke o kadar gücüm olsa. Nerede? Hadi kolay gelsin size. Sağ ol ustam. Allah razı olsun. Evet, başlıyoruz galiba. Hadi. Ya Allah. Bismillah. Hünkârım, bugün beklenen sütunlardan biri gelmiş. Haberim var Rüstem Paşa. Mimarbaşı neredeyse bir ordu insan toplamış sütunu inşaata taşımak için. Koca sütun o kadar insanla ancak yerinden kıpırdar. Öyle de yine de fazla lüzumsuz gibi geldi bana mimarbaşının yaptığı. Yakınlardan getirseydi sütunları daha iyi olmaz mıydı? Ta oralardan ne gerek var? Mimarbaşının yaptıklarına akıl sır ermez Rüstem Paşa. Bu sebepten onun içine karışmayalım. Nasıl isterse öyle yapsın. Hünkârım bağışlayın. Yanlış bir şey söylemek istemedim. Demem o ki herkes işine baksın. Lakin bu inşaat işi fazla uzun sürmese iyi. Şimdiden komşu ülkelerin diline düştük. Camiye ilk başlandığında elçilerle yapılan divan toplantısından herkes tanıdı mimarbaşını. Allah'tan temel için ara verildiği vakitlerde haberleri yoktu. Yoksa dillerinden kurtulamazdık. Maskarası olurduk hükümdarların. Ne hadlerine hünkârım? Koca cihan padişahına laf söyleyebilmek düşer mi onlara? Düşmez ki zaten öyle bir şey olsaydı hak ettikleri cevabı çoktan vermiş olurduk. Lakin yaptıkları bir takım hareketler bu inşaatı ne kadar kıskandıklarını ortaya koyuyor. Kıskanılmayacak gibi değil hünkârım. Ortada henüz pek bir şey yok. Lakin çalışan sayısı bile görenleri şaşırtacak kadar çok. İşte bu da beni korkutmuyor değil. Bu mimarbaşı aklına geleni yapıyor. Bu sebeple ikinci bir ortadan kaybolma söz konusu olursa caminin yapım aşaması bir hayli uzun sürecek. Çalışanlar onun dediğinden çıkmazlar. Mimarbaşı olmazsa işler yürümez. Bu konuda seni vazifelendirdim Rüstem Paşa. Mimarbaşının her haline göz kulak ol. Aman bir yerlere falan gitmesin tekrar. Endişelenmeyin hünkârım. Bir yere gitmez. Temelin kuvvetli olması için buralardan uzaklaştım demişti ya, hem bir daha uzaklaşmaz. Hem sizin bu mevzuya ne kadar kızdığınızı gördü. Bir daha buna cüret edemez. İzahını iyi yaptı. Lakin yine de bundan sonra daha dikkatli olmalıyız Rüstem Paşa. Mimarbaşı yaptığı her şeyi cami için yapar. Lakin bu durumdan faydalanmak isteyenler olacaktır. Aman gözünü dört aç. Emriniz başım üstüne hünkârım. Ya Allah, bismillah. Mehmet, hadi Mehmet, az kaldı. Şu kazılan yerlere kadar götürdük mi tamamdır. Hasan ağam, tükendim. Kollarım tutmaz oldu. Bundan sonra gidip yatarsın. Mimarbaşı herkese müsaade edecek. Gidip bir güzel dinlendirirsin elini kolunu. Dinlendirecek kol kalırsa dinlendiririm. Tamam, hadi konuşma ki nefesin tükenmesin. Hadi. Daha fazla yorulursun konuşursan. Peki ağam. Herkes dikkatli olsun. Son parçaya geldik. Kazılan yere sürükleyeceğiz. Yavaş. Yavaş. Tamam, dur. Oh. Hadi.
Şimdilik bu kadar yeter. Sütunu taşıyanlara bugünlük müsaade. Ne zor işmiş bu böyle. Hiç böyle tahmin etmemiştim doğrusu. Bu kadar adam var ama sanki tek ben taşırım sütunu. O kadar ağır. Çok şükür biri geldi sütunların. Daha kaç adet var ustam? 3 adet daha var. Onlar nereden gelecek ustam? Onlar biri Balbek harabelerinden, biri de Topkapı Sarayı'ndan sökülüp getirilecek değil mi Hasan? Biri de kız taşı. Onları da mı biz getireceğiz? Yok yok korkma. Onları getirecek adamlar da var. Mimarbaşı bugün akşama dek sütunları inşaata taşıma işiyle uğraşır. O dinlenmeyecek mi hiç? O yatarak uyuyarak dinlenmez. Bir işten diğerine koşturur durur. Boş durmaz ki hiç. Hiç olmadı eline bir çöp alır, toprağa hesap yapar oturduğu yerden. Zaten bu kalyonları ta oralardan buralara getirmek öyle her kişinin aklına gelecek bir şey değil. Değil ya. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Neymiş? Bu kalyonlar minare niyetine mi buraya dikilecek? Ne kadar uzun bunlar böyle? Bu kadar uzun sütun mu olurmuş? Mehmet! Mehmet! Nereye gidersin böyle? Hani yorulmuştun, elin belin kopmuştu. Dinlensene az. Bak yarın yine iş başı. Biraz dinlendim Hasan ağa. Rıza ustayı merak eyledim. Bir bakıp geleyim. Epey vakittir gidemedik. Ustamın da çok işi var. En iyisi ben gidip bir bakayım. Ahvali nasıl, ne durumda? Mehmet ustanın haberi var mı gittiğinden? Yok ustam, o dinlenmeye çekildi. Kızmasın sonra. Yok ustam, bir şey olmaz. İyi o vakit, benden söylemesi. İşim olmasaydı ben de gelirdim. Daha yanına gidemedim. Benden çok selam söyle. Olur ağam, baş üstüne. Yaya mı gideceksin? Dur sana bir at bulalım. Lüzumu yok ağam, gidip gelirim. Buradan oraya epey yol, az bekle. Yaz bir at buldum sana. Sağ ol ağam. Lakin dediğim gibi lüzum yoktu. Lüzum yoktur, olur mu? O kadar yoruldun. Bir de yürüyerek gidersen oralara. Yazık değil mi bu ayaklara? Yumurtaları yeteri kadar katmamışsın. Az oldu bunlar. İyi de daha çok harç yapacağız. Yumurtanın yetmesi için böyle yapmalıyız. Yine de az oldu derim ben. Hem de her zamankinden daha az. Ben de isterim çokça koymayı lakin elinde değil. Baksana yarısı gitti bir günde. Mimarbaşı. Ne dedin? Mimarbaşı dedim. Yanımıza doğru gelmekte. Kolay gelsin ağalar. Sağ olun mimarbaşım. Sağ olun mimarbaşım. Yaptığınız harç bu mu? Budur mimarbaşım. Sabahtan beri 5. olacak bu. Maşallah duvar ustaları çok hızlılar. Harç yetiştiremez olduk mimarbaşım. Diğer harçlarda böyle mi oldu? Evet mimarbaşım da. Bir kusur mu işledik yoksa? Bunun yumurtası az olmuş ağalar. Diğerlerini de böyle yaptıysanız. Yok mimarbaşım. Diğerlerine yeteri kadar koyduk. Dediğiniz miktarda oldu hepsi. Yalnız bu biraz az oldu. Eğer onlara da az koyduk deseydiniz duvarları teker teker söktürürdüm size. Mimarbaşım, size daha evvel de söylediğim gibi yumurta sayısında azalma var. Açığı kapatmak için talep ettiğimiz yerlerden de daha gelmedi. Biz de birkaç tane azaltarak harçlara koyarsak hem harca zarar vermemiş oluruz hem de inşaat sürüp gider diye düşündük. İşte bu sebeple şu harcın yumurtası az oldu. Böyle olmaz. Malzemeden kısmak yok. Gerekirse köylere gidip kendi ellerimizle alıp geleceğiz. Olmadı fiyatının 2 katını verip teker teker toplayacağız. Ama malzemeyi bir tane dahi olsa eksik yapmayacağız. Peki mimarbaşım, bağışlayın, bilemedik, düşünemedik. Benim suçum mimarbaşım. Birkaç tane eksikten bir şey olmaz diye düşünmüştüm. Kıvamını tutturmak için bu gerekli. Bu yapıyı birkaç yıllığına değil asırlarca ayakta durması için bina ediyoruz. Onun için elimizden gelenin birkaç katını yapacağız. Mimarbaşım, mimarbaşım. Hasan, gel gel. Derdimiz büyük. Hayırdır? Vallahi pek hayır değil. Harç için getirilen yumurtaların bir kısmı alınmış. Yerinde yok bu yumurtalar. Ne vakit olmuş peki? Durum yumurtalarda epey bir eksilme olunca anlaşıldı. Yerini doldurmak için yumurta istedik. Lakin onlar da gelmedi daha. Allah Allah. Olacak iş değil. Olmuş işte. Halice kadar gideceğim. Sen de benimle gelsene. Mermerler gelecekti. Geleyim mimarbaşım. Mimarbaşım. Usta ne oldu? Geldi mi mermerler? Geldi mimarbaşım, geldi. Bir sıkıntı mı var? Daha bakmadım mimarbaşım. Sizden az evvel geldiler.
Yavaş yavaş indirmeye başlasınlar, bakacağım hemen. Çıkarmaya başladılar. Gel usta, beraber bakalım. İyi görünürler mimar paşım. Bir sıkıntı yok gibi. Öyle uzaktan bakmayla olmaz. Hatta kadırgaya gidip bakalım. Orada belli olur mermerlerin nasıl olduğu. Siz nasıl isterseniz mimar paşım. E bak usta, bir de iyi dersin bu mermerlere. Öyle uzaktan görmekle olmaz. Haklısınız mı kardeşim? Üsttekiler iyi görünürdü, lakin bunlar pek iyi değil. Şu mermer taşıyan işçilerden birini çağır usta. Bir konuşalım. Yiğidim, sen. Hele bir gel az soluklan. Burada da birkaç sualimiz olacak. Buyur ağam. Otur şuraya. Nefesin kesilmiş iyice. Yok ağam. Bir an evvel taşıyıp gidelim vakitlice. O vakit bu taşıdıklarınızı da geri kadırgaya taşıyın. Bu işle alakalı olan ustanız gelmedi mi? Onun biraz işi vardı da ağam. Ağam? Ağam değil, mimar başım. Mimar başım, bağışlayın bilemedim. Mühim değil, ne dersen de. Şimdi onu bunu bırak da bu mermerlerin hali ne? Mimar başım, ustam bize ne dediyse aynen onu yaptık. Anlaşılan o ki derdimizi anlatacak kimse yok burada. Geri göndereceğiz, yapacak bir şey yok. Bir de name koyacağız yanına. Bu nasıl bir rahatlıktır? Hesabını soralım bakalım. Ey ahali, dinleyin. Tanımayanlar için söyleyeyim, ben Devlet-i Aliye Baş Mimarı Sinan. Bu taşıdığınız mermerleri tekrar kadırgaya taşıyın. Ustanıza da söyleyin, bu mermerleri Cihan Padişahı'nın inşaatına göndermeye utanmaz mıymış? Bu nasıl mermerler böyle? Bunları götürüp bir an evvel yenilerini getirin. Biz öyle bir iki günlük bir yapı bina eylemiyoruz burada. Asırlık bir cami için bu mermerleri getirmek hiç yakışık alır mı? Usta, sen de başlarından bir an olsun ayrılma. Ne olur ne olmaz. Benim Karahisari'ye uğramam gerek. Siz endişelenmeyin kardeşim. Ben bu kadırga yola çıkana kadar başlarındayım. Hasan, sen inşaata dön en iyisi. Ben gelene dek diğer ustaları da topla. Gelince bir konuşalım. Tamam mimar başım. Siz de fazla yormayın kendinizi. Bitecek bu inşaat. Hayırlısıyla açıldığı günleri de göreceğiz inşallah. İnşallah göreceğiz. Lakin oturmakla olmaz bu iş. Bilir misin Hasan? Ağrınas'tan buraya ilk geldiğimde Ayasofya'yı görmüştüm. O gün kendime söz verdim. Günün birinde onun daha büyüğünü yapmak için. İşte o gün bugün Hasan. Bu cami Ayasofya'dan daha büyük, ondan daha sağlam olmadıkça bir şeye yaramaz. Yaşa be Sinan. Mimar başım. Biz eski dostuz Hasan. Aramızda lafı olmaz böyle şeylerin. Hadi yoluna. Ustam, nasılsın? Dinlendin mi? Ben iyiyim de sen neredesin bu vakte? Niye dinlenmedin? Ne vakit akıllanacaksın evladım sen? Dinlendim usta, sen beni merak etme. Hiç oturduğunu görmedim daha. Nereye gittin? Rıza ustaya bir bakayım dedim ustam. Kaç vakittir gidip görememiştik. 70'sin de yüzünden yorgunluk akmakta be oğlum. Git biraz uyu. Omuzların çökmüş. Daha çok işimiz var. Daha kaç yıl belki de buradayız. İlk vakitlerde kendine bakmazsan sonra toparlayamazsın. Ben iyiyim usta. Gidip görmeseydim de vicdanım rahat etmezdi. Ki o vakitte bir şey yapamazdım. Anlat o vakit. Seni dinlenmeye niyetin yok. Nasıl, iyi mi Rıza usta? İyi. Eskisine göre daha iyi. Lakin canı çok sıkkın. Herkes orada çalışırken ben burada yatarım. Bu olacak iş değil der durur. Hekim gelmiş geçenlerde. Bakmış, bağlamış iyice dört bir yanını. İyileşmesi uzun vakit alır demiş. Rıza usta da bunu işitmiş ya. Daha benden adam olmaz der durur. Rıza bu der. Kardeşi gelmemiş mi? Gelmiş. O iyi olmuş bak. En azından yanında bir ses olur. Vallahi ustam, huyu birbirine bu kadar benzeyen iki kardeş daha var mı bilmem. Desene, birken iki oldular. İkisi de birbirinden inatçı usta. Bir görsen hiç sesleri durmaz. Bir ara ben de gidip bir göreyim. Sen neyse gidip gördün de Hasan ağam hiç gidememiş. Vallahi söylendi de durdu. İşi gücü başından açtı, ondan gelemedi. Yoksa hep aklındasın dedim, lakin anlamadı. Rıza hastayken daha da çekilmez olmuş desene. Öyle olmuş usta. Bir an evvel iyileşir inşallah. İnşallah.
Hünkârım. Rüstem Paşa, gel. Bu da yeni adet. Hünkârdan sonra divana gelmek de ne demek? Hünkârım, bağışlayın. Lakin Mısır vilayetinde halk birbirine düşmüş. Mısır valisinden bir name geldi. Durum hiç de iç açıcı değil. Kendisi ayaklanmanın Anadolu'ya sıçramasından endişe etmekte. Kuru gürültü bunlar Rüstem Paşa. Aynı ülkenin toprakları altında senelerce yaşayan insanlar küçücük bir kıvılcımda birbirlerine ateş saçmaya başlamaktalar. Ülkenin huzurunu bozmaya çalışmaktan başka bir şey değil bu. Tarihte her vakit olan şeyler bunlar. Lakin yine de tedbiri elden bırakmamak gerek. Oraya birkaç kişi gönder, durumu yakından öğrenip gelsinler. İnsanlar birlik, kardeşlik içinde yaşamak varken birbirlerine düşmeye başlamaktalar. Bu mevzuyu tekrardan konuşalım. Lakin evvela Kadı Efendi'nin meselesine bir çare bulalım. Evet Kadı Efendi, söyle, bu harçların durumu ne olacak? Hünkârım, inşaat alanına gidip harç yapılan yerlere baktım. Yumurtaları kim aldı, niye aldı diye. Kim cüret edebilir buna? Orada bulunan bu işle alakalı kim varsa teker teker konuştum. Lakin istediğim bir cevap bulamadım. Mimarbaşı, sen ne dersin bu ahvale? Hünkârım, gözümüz sürekli üzerlerinde, lakin bu nasıl oldu anlayamadık. Böyle bir şeyi nasıl gözden kaçırırsınız? Hünkârım, yumurta sayısı binlerce olduğundan başta pek fark edilmedi. Lakin şimdi gözle görülür derecede azaldı. İnşaatta aksama oluşturur bu durum. Harçlarda malzeme eksikliği demek inşaatın sağlam olmamasına sebep olur. Bunu sen benden daha iyi bilirsin mimarbaşı. Haklısınız hünkârım. Lakin malzemeyi ne olursa olsun eksiltmedik. Yumurtaların yerine derhal yenilerini istettik. Yalnız bu durum işlerin biraz ağırdan alınmasına sebep oldu. Yoksa harcın yapılmasında herhangi bir değişiklik yoktur. Bu olacak iş değil mimarbaşı. Nasıl olur koca inşaat? Hem de etraf muhafızlarla doluyken bu meseleye tez vakitte çare bulunsun. Kadı Efendi, bu ahvalden sen sorumlusun. Emir ferman padişahındır hünkârım. Bu olay kulaktan kulağa yayılmadan bir an evvel çaresi bulunsun Kadı Efendi. Ve mimarbaşı, sana da söylüyorum. Bundan sonra muhafızları daha da sıklaştır. Gece gündüz bekliyorlar, lakin... Gece gündüz bekliyorlar da bu iş nasıl oldu mimarbaşı? O vakit insanın aklına muhafızlarla ilgili başka şeyler geliyor. Yok hünkârım, diğer muhafızları pek tanımasam da harçların başında duranları iyi tanırım. Güvenilirlerdir. Hünkârım, müsaadeniz olursa divandan sonra Kadı Efendi ile inşaat alanına giderim. Aklıma bir çare geldi. Bu sayede bir çözüm bulabiliriz. Peki mimarbaşı, gidin bakalım. Usta adlı oyunumuzun 34. bölümünü dinlediniz.